Merhaba arkadaşlar, Oxford House Work and Travel'dan Osman ben. Bugün sizlerle beraber job offer'ları inceleyeceğiz. Job offer nedir, ne için vardır ve nasıl okunması gerekiyor? Bunlarla alakalı ben bilgilendirme yapmaya çalışacağım size. Eminim videodan sonra da kafanızda takılan herhangi bir soru işareti olmayacaktır. Nasıl job offer okunması gerektiği ile alakalı. Dilerseniz yavaştan başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, job offer Amerika'daki iş yerinizin size attığı bir iş teklifi. Yani bu iş teklifi içerisinde Amerika'da 3 ay boyunca nerede çalışacağınızı, hangi pozisyonda çalışacağınızı, o pozisyonda ne kadar para kazanacağınızı, aynı zamanda nerede konaklayacağınızı, bu tarz bilgileri ediniyor olacaksınız. Tabi job offer sizi oraya 3 ay boyunca bağlayan bir iş teklifi olduğu için bunu detaylıca okumak, anlamak ve aynı zamanda doğru yorum yapabilmek çok önemli. Çünkü programı Türkiye ayağında buradayken bir iş seçimi yapıyor olacaksınız. Ve bu iş seçimi yapılırken yaklaşık olarak 8-9 tane, 10 tane ortalama offer görüyor olacaksınız. Bunlar arasından bir tercih yapacaksınız. Ve yani size en uygun olan offer, en uygun olan işi seçmek gerçekten Work and Travel programınız için çok 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 önemli. Tabii ki bu offerlar okunurken adaylar tarafından hata da yapılabiliyor. Bazı şeyler gözden kaçabiliyor. Bu noktalarda da istenmeyen durumlar yaşanabiliyor. Biz bunların önüne geçebilmek ve bütün Work and Travel adaylarımızın kusursuz, mükemmel bir program geçirebilmesi adına yardımcı olmaya çalışıyor olacağız sizlere. Şimdi ben öncelikle job offer'dan size bahsetmek istiyorum. Normal bir job offer arkadaşlar yaklaşık olarak 6-7 farklı parçadan oluşur. Bu parçaların hepsi kendi içerisinde farklı farklı bilgiler verir adaylara. Yani şunlardan bahsedeyim ilk başta. Job offer'ın ilk bölümünde arkadaşlar host entity information'ı görürsünüz. Burada hangi iş yerinde çalışacağınızı, yani iş yerinin genel ismini ve iş yerinin adresini görüyor olursunuz. Dilerseniz bu bir offer'ı açtığınızda direkt iş yerinin o adresini koplayıp Google Maps'i aratabilirsiniz. Çevresini görebilirsiniz. Çevresindeki iş olanaklarını fark edebilirsiniz. Ve bu noktada iş seçiminize yardımcı olacaktır bu adresler. Job offer'ımızın ikinci bölümünde ise job information'ı görüyor olacağız arkadaşlar. Bu biraz da aslında işin özelinde neler var? Bizim direkt olarak bilmemiz gereken bilgileri içeren kısım bu. Nedir bunlar? İşte atıyorum job title, yani ne işte çalışacaksınız orada? Bir eğlence parkında çalışacaksınız. Ama Luna Park görevlisi olarak mı çalışacaksınız? Can kurtaran olarak mı çalışacaksınız? Food and Beverage bölümünde mi çalışacaksınız? Yani bunlarla alakalı bilgi içeriyor. Burada da işte job title lifeguard olan bir offer var benim elimde. Görmüş olduğunuz gibi Galveston Park Board'un offer'ı bu. Galveston'daki güzel işlerimizden biridir. Bu ilk bölümünde göreceğiniz üzere ilk başta job title var. Başlayabileceğiniz en erken ve en geç tarihler var. Bunun dışında işi bitirebileceğiniz en erken ve en geç tarihler var. Aynı zamanda saatlik ne kadar ücret kazanacağınız bu offer'ın job information bölümünde net olarak gözümüze çarpan detaylardan birisi. Aynı zamanda arkadaşlar buraya çok dikkat çekmek istiyorum. Haftalık çalışma saatleri genel olarak offerların bu job information bölümünde net olarak yazar ve offerların yaklaşık olarak %70'inde, %80'inde arkadaşlar bu 32 saat olarak gözüküyor. 32 saat yani ortalama oradaki çalışacağınız iş yerinin size yasal olarak verebileceği en düşük saat demek oluyor nereden bakarsanız. Bu iş yerlerin çoğunda böyle yazar ama Work and Travel iş yerleri, Work and Travel için eleman alan, C1 öğrencisi alan iş yerleri genel olarak 40-45 saat üzerinde adayları çalıştırırlar her yaz. Tabii ki 40 saat sonrası zaten overtime'e giriyor. Bu overtime ile alakalı bilgileri de offer'ımızın ilerleyen sayfalarında görüyor olacağız sizlerle. Saatlerin yanı sıra çok önemli bir bilgi de burada. Interview'larla alakalı. Yani bu iş için gireceğiniz mülakatlarla ilgili. Bazı iş yerleri sponsor mülakatı ve host company interview, yani işveren mülakatı isterler. Yani iki tane mülakatı birden isterler. Bazıları sadece sponsor mülakatı isteyebilirler. Bazıları üçüncü bir mülakat videosu da isteyebilir. Bu offer'da göreceğiniz gibi bu bir can kurtaranlık lifeguard offer'ı ve burada görmüş olduğunuz gibi bir application video var. Yani adayların yüzmelerini görmek istiyor bu iş yeri. Yani adaylar buradayken gidecekler, yüzecekler ve onun videosunu sponsora atıyor olacağız bize. Burası 3 tane mesela mülakat istiyor. Burada offer'ımızın job information bölümünde yani arkadaşlar o iş yerinin kaç tane mülakat istediğini çok rahat bir şekilde görebiliyor olacağız. Arkadaşlar offer'ımızın ikinci bölümünde ise job requirement, host entity gibi bölümler var. Burada yine iş yerlerinin kendi konumlarıyla alakalı, istekleriyle alakalı bilgileri görebileceğimiz kısımlar bunlar. Önemli kısımlar aynı zamanda çünkü özellikle arkadaşlar position requirements kısmında adaylar çok rahat bir şekilde o çalışacağınız pozisyonun nelere ihtiyacı olduğunu, sizden neler beklediğini kesin bir şekilde görebiliyor olacaksınız. Çünkü yani bu çok klasik yapılan bir hata olabiliyor. Aday buradayken işi, atıyorum saatlik ücretinden görüp oraya gittiğinde işle alakalı gereken şeyleri yapamamaktan şikayet edebiliyor. Atıyorum şimdi mesela bu işle alakalı elimizde ne var? Diyor ki burada mesela offer'da aday gittiği zaman yani 500 metreyi 10 dakika içerisinde yüzmesi gerekiyor. Bunu bize burada net bir şekilde söylemişler. İşte bazı tarihler vermiş. Bu tarihler trainingle alakalı tarihler. O tarihler arasında training yapılacağı söyleniyor genel olarak. Adayların üniformalarına harcayacakları parayla ilgili burada bir bilgilendirme
değerlendirmeler olabiliyor genel olarak. Yani bu iş yeri sizden bu pozisyonla alakalı ne tarz şeyler istiyor? Bunları rahat bir şekilde bu offer'da görebiliyor olacaksınız. Yine aynı zamanda arkadaşlar housing'ler yani konaklamalar offer'larda çok net bir şekilde geçer. Ve bu offer'ların çoğunda 3-4 tane farklı housing lead vardır. Yani seçenekler vardır. Bu seçenekler arasından uygun olan genel olarak tercih ediliyor. Ama konaklamalar çoğunlukla sponsor ve host company tarafından yani işveren tarafından ayarlanıyor. Onların ayarlamadığı noktalarda da bu housing leadlerden ya adaylar kendileri seçebiliyorlar ya da biz onlar adına seçim yapabiliyoruz. Genel olarak böyle. Bunun dışında offer'da aynı zamanda arkadaşlar adaylardan istenen bazı şeyleri de çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bunlar neler olabilir mesela? Aşı ile alakalı durumlar, PCR testleri, aşı kartlarıyla alakalı bilgilendirmeler, nelere ihtiyacının olduğu o işe çalışabilmek için. İşte drug test gibi yani uyuşturucu testi gibi. Çünkü Amerika'da çoğu iş yerine yapılıyor bunların hepsi. Aynı zamanda arkadaşlar bu offer'larımızın diğer bir bölümünde de maaşlarımızı nasıl alacağımız, bu maaşları nasıl yatırılacağı ve ne kadar zamanda bir alınacağı ile alakalı bilgiler de söz konusu. Bunları da çok rahat bir şekilde görebiliyor olacağız. Yine bunlar da job description bölümünde çok rahat bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Yine bu housinglerin detayları, odalarda kaç kişinin kalındığı, kiralar, ne kadar ödeme yapılacağı ve aynı zamanda bu iş yeriyle konaklamalar arasındaki mesafeyi de çok rahat bir şekilde bu offer'larda görebiliyor oluyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar arrival instruction bölümünde de adayların Amerika'ya uçakla indikten sonra konaklama ve iş yerine nasıl gidebilecekleriyle alakalı bilgileri de çok rahat bir şekilde görebiliyoruz burada. Çünkü offer'lar genel olarak adaylara yardımcı olmak, özellikle yani bu work and travel offer'ları tamamen yani birazcık adayların Türkiye'de olmasına yönelik hazırlandıkları için yani aday Türkiye'de buradaki işle alakalı herhangi bir bilgileri yok, gelip göremezler. Bu sebeple yani çok detaylı offer'lardır bunlar. O yüzden bunları ne kadar detaylı incelersek, ne kadar detaylı bakarsak bizim de kafamıza herhangi bir soru işareti kalmaz ve net bir şekilde tercihimizi yapmış oluruz işlerle alakalı. Şimdi arkadaşlar bir de çok önemli bir şey daha var. Bu offer'ların additional information kısımlarında social security ofislerin adresleri var. Yani sizin bulunduğunuz konaklamaya, iş yerine en yakın social security ofisi nerede? Bu offer'ların son sayfasında görebiliyorsunuz. Bu neden önemli? Çünkü Amerika'ya gider gitmez yapmanız gereken ilk iş SSN başvurusuna bulunmak. Çünkü social security number'ınız olmadan herhangi bir ikinci işte çalışabiliyor olamazsınız. Bu sebeple bu adres çok önemli ve offer'ların genel olarak son kısımlarında yani additional information kısmında yazar. Oraya da dikkat çekmek isterim açıkçası. Genel olarak yine bu offer'ların içerisinde arkadaşlar bu additional information kısımlarında ya da position requirements kısımlarında supervisor'ınızın bilgilerini görebiliyor olacaksınız. Bu supervisor'ın bilgileri sizin için çok önemli. Gerekli zamanlarda onlarla kontak kurabiliyor olmanız çok önemli oluyor. Aynı zamanda bizim sponsor yetkililerimizin de burada kendi onlara ulaşabileceğiniz numaraları, mail adresleri mevcut. Buradan onları da bulabilirsiniz aynı zamanda. Yani offer'lar genel olarak dediğim gibi böyle arkadaşlar. Bir offer elinize geçtiği zaman ilk başta yapmanız gereken o offer'ın job information kısmına bakmak. O kısımda ne kadar kazanacağınız, saatlik ne kadar ücret alacağınız, haftalık size ne kadar saat verecekleri, hangi mülakatlara gireceğiniz ve hangi tarihler arasında o işe başlayacağınızı net bir şekilde görebiliyor olacaksınız. Bunun dışında host entity kısmında işvereninizin mail adresini, adresini, nerede bulunduğunu, lokasyonunu görebiliyor olacaksınız. Ve yani o işleriyle alakalı kısımları genel olarak host entity kısmında görebiliyor olacaksınız. Job requirements kısmında ise işinizle alakalı gereklilikleri, bu işin sizden neler istediği, neler beklediği çok açık bir şekilde yazıyor olacak. Bunları görebiliyor olacaksınız buradan. Üniformasıdır, işte dress code'udur, sizden istenen testlerdir. Bunları çok rahat bir şekilde görebiliyor olacaksınız aynı zamanda. Ve de arkadaşlar, offer'larda genel olarak grooming diye bir kısım vardır. Bu sizin kişisel bakımınızla alakalı bir durum. Çünkü iş yerleri emin olmak istiyorlar. Çünkü farklı kültürden geliyorsunuz. Bunun farkındalar. Her ne kadar çok da böyle aşırı derecede uç kültürler olmasa da ister istemez olabiliyor bununla alakalı. Bu grooming kısmında da işte sakaldır, işte bıyıktır, piercingdir, dövmedir. Bununla alakalı yani eğer kuralı varsa o işlerinin bunları orada görebiliyor olursunuz çok rahat bir şekilde. Grooming kısmını da atlamadan bakalım orada ileride oraya gittiğimizde herhangi bir sıkıntı yaşamayalım kesinlikle. Dediğim gibi housing kısmı çok önemli. Housingler işte kim tarafından ayarlanıyor? Sponsor mu, işveren mi, biz mi? Bunu housing kısmında çok net bir şekilde görebilirsiniz. Haftalık ödemeniz ne kadar olacak o housing'e? İş yeriyle housing arasındaki mesafe ne kadar? Bunu çok rahat bir şekilde görebiliyor olacaksınız. Aynı zamanda dediğim gibi depozitosu var mı ve varsa ne kadar? Bu depozito refundable mı, alınabiliyor mu geri? Bunları da yine housing kısmında çok rahat bir şekilde görebiliyor olacaksınız. Genel olarak Work and Travel'da job offer okumak bu şekilde. Job offer çok önemli arkadaşlar bildiğiniz üzere. Özellikle iş seçiminde direkt sizin 3 ayınızı, 3,5 ayınızı net bir şekilde etkiliyor bu iş seçimi. Çünkü Amerika'daki yaz döneminde. Genel olarak bütün hepsine değindik. Bir offer nasıl okunmalı, bir offer'ın içerisinde neler vardır, nelere dikkat edilmelidir. Bu konularla alakalı sizlere bugün yardımcı olmaya çalıştım. Umarım kafanızdaki soru işaretleri silinmiştir. Yine herhangi bir sorunuz olursa Oxford House Instagram hesabımızdan, mail adreslerimizden, telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.